Evet, dün öğrendiğimiz konumuz neydi? Infinitive'de verb artı infinitive kalıbıydı. Bazı fiiller vardı. Kendisinden sonra infinitive alan onların listesini göndermiştik. İki, verb artı object artı infinitive. Buradaki object bir object pronoun da olabilir, özel bir isim de olabilir, fark etmez demiştik. Bütün nesnelerden sonra da infinitive geleceğini dün söylemiştik arkadaşlar. Bugün öğreneceklerimiz arasında 3 diyeceğiz. Adjectives artı infinitive kalıbımız var. Bazı sıfatlarımızdan sonra infinitive gelecektir. Ancak bu sıfatlara ait herhangi bir preposition vesaire yoktur arkadaşlar. Hani prepositionları hatırlayın. In, on, at, of, from, about gibi. Bunlar prepositionlarımız. Burada kullanacağımız sıfatlarla ilgili prepositionlar yok. Örneklerimize bakalım. I was amazed to see her. Onu gördüğüme şaşırdım. Burada amazed, verb 3 olarak sıfat yapılmıştır arkadaşlar. Hatırlayın adjective ve adverb konusunda. Amazed ile amazing arasındaki farkları öğretmiştim. Hatırlamayanlar varsa adjective ve adverb konusuna dönüş yapıp o videoları izleyebilir. Ondan sonra da ne var? Mesela ready. We are ready to go. Okuyamadım. Gitmeye hazırız diyor arkadaşlar. Burada ready yine bir adjective'dir. Adjective'den sonra infinitive olarak gelmiştir. Evet. Şimdi 4 diyeceğiz. Ekran görüntüsünü aldınız. Aldık sir. 4 diyeceğiz arkadaşlar. 4. Noun artı infinitive. Noun artı infinitive kısmına geldik. Az önce adjective artı infinitive demiştik. Şimdi de noun artı infinitive diyoruz arkadaşlar. Bazı isimlerimizden sonra da yine ne gelecek arkadaşlar? Infinitive gelecek. Ki burada verilen isimler az önce öğrettiğim sıfatlarla ve dün verdiğim fiillerle bağlantılı. Yani onların daha çok isim halleri gibi. Mesela decision. Decision ne demek arkadaşlar? Karar demek. Karar. Şimdi bunun fiil haline decide. Karar vermek. Decide'den sonra ne gelir arkadaşlar? Decide'den sonra gerund mu infinitive mi? Infinity. Gerund diyor ya, inanamıyorum. Eşittir artı infinitive diyeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Evet, sir. Decide infinitive alır. Bundan dolayı decision ismi de infinitive alacaktır arkadaşlar. Yani şu an öğreteceğim noun artı infinitive kalıbında öğreteceğim isimlerin birçoğu zaten fiil halleriyle veya sıfat halleriyle infinitive alan ifadeler. Burada mesela his decision to move to Ankara was wrong. Şimdi bak, burada diyor ki decision kelimesi burada arkadaşlar noun olarak karşımıza verilmiştir. Kendisinden sonra infinitive almıştır. Diyor ki onun Ankara'ya taşınma kararı yanlıştı. Was wrong dediği yanlıştı ifadesi. Başka bir örnekte ne olsun? Our goal yok, o olmaz. Olur da örnek doğru olmaz. Şöyle güzel bir örnek arıyorum arkadaşlar. Mesela this is a big opportunity. This is a big opportunity to win the competition. Evet. Diyor ki şimdi burada size soracağı yer her zaman şurası arkadaşlar. Tamam mı? Şurayı soracak size. Diyeceksiniz ki opportunity burada bir isim vardır. Noun. Noun olduğundan dolayı da ne gelecek burada? To verb infinitive yapımız gelecek. Diyor ki bu
yarışmayı kazanmak için büyük bir fırsattır gibi bir ifade var arkadaşlar. To win'a infinitive olarak gelmiştir. Şimdi aslında yapmanız gereken şey çok basit. Hocam ne kadar da çok adjective, ne kadar da çok şey varmış işte pronoun, özür dilerim, infinitive, ne kadar da çok fiil ezberlenmesi gereken falan diye kafanız karışmasın. Biz gerund artı, şöyle bakın. Noun artı gerund diye bir kalıp öğrendik mi? Noun artı gerund. Hayır. Ne öğrendik bunun yerine? Noun, preposition, gerund öğrendik. Güzel, güzel. Noun artı preposition artı gerund öğrendik arkadaşlar. Yani şu ifade yanlış. Doğru olan bu. Demek oluyor ki bir preposition varsa gerund, preposition yoksa ne? To verb. Yani infinitive. Tamam mı? Yani bunun bir mantığı var. Yok değil. Ama sizin en sağlamı, bu olayın en sağlamı hepsini ezberleyebilmek, hafızanızda bulundurabilmektir. Ha, bilmediğiniz bir isim çıkar. Lan bundan sonra infinitive mi, gerund mu diye düşünmeyin. Preposition yoksa infinitive gelir. Preposition varsa gerund gelir. Bunu unutmayın. Bakın burada noun artı infinitive demişim. Noun artı preposition demiş miyim? Dememişim. Preposition demiş olsam zaten gerund olacak. Anlayabiliyor musunuz arkadaşlar beni? Evet. Ha, yani o yüzden çok sıkıntıya girmenize gerek yok. Bir ekran görüntüsü alalım. Bunların listesinde yine göndereceğim. Adjective artı infinitive ve noun artı infinitive listelerini göndereceğim sevgili arkadaşlar. Aldınız. Ve takıldığınız yerde de kaçan bir yer olursa şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine videolardan filan tekrar yapabilirsiniz. Şimdi artık infinitive ile ilgili özel kalıplarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kalıbımız var. Birinci özel kalıbımızda şunu söyleyeceğiz. Question words artı infinitive. Bu gayet özel bir kalıptır. Esasen noun clause'a ait bir kalıptır. Ama burada da vermemiz gerekiyor. Infinitive ile beraber kullanıldığı için arkadaşlar. Mesela şöyle bir ifade. I çok kullanırım ben de konuşurken falan. I don't know what to say. I don't know what to say. Arkadaşlar soru kelimesi de question words dediğimiz soru kelimeleri değil mi? Evet. Evet. Neler vardı soru kelimeleri içerisinde? What var, when var, where var, why var gibi. Doğru mu? Evet. Bu soru kelimeleriyle birlikte ne kullanıyormuşuz? Kısaltma yaparak infinitive kullanıyormuşuz. Bakın burada bir what var ama kendisinden sonra infinitive gelmiştir. İşte bu özel bir kalıptır arkadaşlar. I don't know what to say. Ne diyeceğimi bilmiyorum gibi bir anlam oluyor. Başka bir anlam, başka bir şey yapalım. I didn't find, I didn't find, didn't değil de couldn't diyelim daha güzel olur. I couldn't find where to have put my wallet. Diyor ki, I couldn't find where to have put my wallet. Cüzdanımı nereye koyduğumu bulamıyorum gibi bir ifade arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine bir soru kelimesi var. Soru kelimesinden sonra to have verb 3 gelmiş. To have verb 3 neydi arkadaşlar? Perfect infinitive. Perfect infinitive'di, doğru mu? Evet.
Evet arkadaşlar, perfect infinitive, perfect gerundları, active gerund, passive gerund. Bakın burada da perfect infinitive kullandım. Kullanmak zorunda değildim. Mesela ben buraya to put da diyebilirdim. Ama canım onu kullanmak istedi. Ben de kullandım arkadaşlar. Evet. Burayla ilgili evet bir şey daha var. Şimdi bütün soru kelimeleriyle birlikte to verb kullanılır. Infinitive kullanılır dedik. Ancak why bir istisnadır arkadaşlar. Tamam mı? Yani neden ifadesi bir istisnadır. Why'dan sonra verb 1 gelir. Verb 1 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Fiilin yalın halde kullanılır. Yalın hali. Aynen öyle. Yani bir to yok, bir ing yok, verb s yok, hiçbir şey yok. Fiilin ikinci hali yok, fiilin üçüncü hali yok. Fiil direkt yalın haliyle gelecek. Nasıl? Şöyle bir şey diyebiliriz. Why give up? Konuşma dilinde çok kullanılır arkadaşlar. Now. Why give up now? Neden şimdi bırakıyorsun diyor. Tamam mı? Şu an neden bırakıyorsun? Why ile ilgili böyle bir soru çıkarsa, why'dan sonra gerund infinitive sorarsa size arkadaşlar, siz de ne yapacaksınız? O zaman yalın haliyle fiili getireceksiniz. Tabii ki bunun bir de olumsuzu var. Olumsuzu da direkt olumsuz da yalın halde geliyor. Why artı not verb 1 şeklinde. Bu da olumsuz arkadaşlar. Not'ı why'dan sonra hemen yazıyoruz oraya. Mesela şöyle bir şey yazalım buna da. Why not accept the offer? Why not accept the offer? Neden teklifi kabul etmedin diyor. Burada karşıdakine soruyorsunuz özellikle de. Gördüğünüz gibi why kullandım, not accept. Yani olumsuzluk da yine yalın haliyle gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Bir ekran görüntüsü alalım. Aldınız mı? Aldık sir. Anlaşıldı mı bu kalıplar, question words kalıpları? Anlaşıldı sir. Güzel. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi. Gençler, şunları hatırlıyorsunuz değil mi? Adjective ve verb konusunda öğrenmiştik. The first, the last. Hatırlıyorsunuz değil mi? The first, the last. Evet. Güzel. Evet. Bunlardan sonra bir noun geliyordu. Noun geliyordu. Bundan sonra ne geliyordu? Fiil nasıl geliyordu? To verb. To verb. To verb olarak geliyordu. Bakın o zaman ben size to verb diyordum. Artık fiilimiz nasıl geliyor diyeceğiz? Infinitive olarak geliyor diyeceğiz arkadaşlar. Yani bu kalıbı daha önce anlattık adjective ve verb konusunda. Yani bir örnek verelim. Mesela Ayşe was the last student to arrive at class. Ayşe sınıfa gelen son öğrenciydi dedik arkadaşlar örneğimizde. Bakın, Ayşe was the last student. Last burada. Kendisinden sonra bir tane noun aldı. Burada. To arrive infinitivimiz burada. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Güzel. Bunu zaten biliyorsunuz. Bunu ekstradan bir kalıp olarak değil, biraz daha hatırlatma anlamıyla, amacıyla öğrettik arkadaşlar, söyledik. Şimdi ne var? Bu da yine öğrendiğimiz bir şey. Bakın önceki öğrendiklerimiz ne de çok işimize yarıyor. Ne? Too ve enough. Nasıldı arkadaşlar? Too'dan sonra şöyle bir boşluk bırakalım. To verb yani infinitive. Enough'tan sonra da yine artı infinitive kalıbımız var sevgili arkadaşlar. Bunları da öğrenmiştik. To aşırı derecede yani yapamayacak kadar çok anlamı katarken enough yapmak için yeterli anlamını katıyordu. Yine bir iki örnek verelim arkadaşlar. Mesela Ali is too short to play
basketball. Ali basketbol oynamak için aşırı derecede kısa. Yani oynayamayacak kadar kısa anlamına geliyor. Bakın to burada kendisinden sonra adjective almıştı. Kalıbımız da vardı ve kendisinden adjective'den sonra da infinitive'imiz gelmişti. O zaman to verb diyorduk. Şimdi infinitive diyoruz. Çünkü artık konuya hakimiz arkadaşlar. Enough'a bakalım mesela. Ali is tall enough to play basketball. Ne diyor? Ali basketbol oynamak için yeteri kadar uzun. Bakın sıfat nerede geliyor? Enough'tan önce geliyor arkadaşlar. Adjective enough. Burada da yine infinitive'imiz geliyor sevgili arkadaşlar. Hatırladınız mı? Evet. Bunları öğrendik. Sorularını da çözmüştük arkadaşlar. O yüzden daha fazla bahsetmeye gerek yok. Ekran görüntüsünü alın. Devam edelim. Aldık sir. Güzel. İyi gidiyoruz ya. Konumuz da bu arada bayağı az kaldı. Ama konunun sonunda şöyle söyleyeyim. Hem gerund hem de infinitive alan bir 8-10 tane şeyimiz var, fiilimiz var arkadaşlar. Hem gerund hem de infinitive alan ortak yani. Ama gerund aldığında anlam farklı oluyor, infinitive aldığında anlam farklı oluyor arkadaşlar. Onlar biraz zorlayacak bizi. Onun haricinde çok bir şeyimiz kalmadı. Gayet iyi gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi nereye geldik? Infinitive of purpose. Arkadaşlar, bağlaçlar konusunda ben size şunları öğretmiştim. Hatırlayın. So as to, in order to ve to. Neydi bu üçünün anlamı? Makmak için. Aynen öyle. Makmak için. Bağlaçtı bunlar öncelikle. Hatırlayın. Makmak için şeklinde öğretmiştik. Kendilerinden sonra ne geliyor arkadaşlar? Verb 1. Verb 1 geliyor. Şimdi biz verb 1 geliyor diye öğrendik esasen. Çünkü bağlacımızın adı so as to dedik. In order to. Eğer şu açıdan bakarsanız mesela so as to verb 1. In order to verb 1. To verb 1 derseniz o zaman da infinitive gelmiş oluyor. Tamam mı? Yani ne olursa olsun bunlar amaç bildiriyordu. Hatırlayın. Amaç bildiriyor. Amaç bildirdikleri zaman da kendilerinden sonra verb 1 kullanılıyor. Siz oradaki to'ları ister infinitive olarak yorumlayın, isterse bağlacın kendisinde var olduğunu düşünerek yorumlayın. Bunları unutmayın. Bunun sorusu da gelecek arkadaşlar. Unutmayın bunu. So as to'dan sonra, in order to'dan sonra ve to'dan sonra kafanız karışmasın sevgili arkadaşlar. Evet. Güzel. Evet, şimdi bir tane daha kalıbımız var. Şöyle bir kalıp. It takes kalıbı arkadaşlar, bu kalıbımızın adı. It takes veya it took. Tamam mı? Ya present ya past olarak çok kullanılıyor arkadaşlar. Yani future olarak da mesela will take de diyebiliriz ama en çok kullanılacağı take, took şeklinde olacak kalıp. It takes, took, will take. Bunlardan biri gelecek. Daha sonra ne gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Zaman kelimesi, şöyle yazalım arkadaşlar. It takes time, zaman kelimesi gelecek bir tane. Money, para birimi, parasal bir kelime olabilir. Ya da effort, gayret kelimesi gelecek. Bundan sonra da yine infinitive gelecek arkadaşlar. Infinitive'imizin de to verb olduğunu biliyorsunuz zaten. Uzun gibi dursa da değil, ben uzattım kalıbı aslında. Arkadaşlar şöyle, it took 2 hours, mesela ne dedi? It took 2 hours to arrive at stadium. Diyor ki stadyuma ulaşmak
2 saati aldı. 2 saat sürdü diyor aslında kalıpta. Tamam mı? It took 2 hours to arrive at stadium. Stadyuma ulaşmak 2 saat sürdü. Kalıbımıza baktığımız zaman arkadaşlar, burada it took kullanmış, burada zaman kelimesi kullanmış. Bakın, took kullanmış. Bunlardan took'u, zaman kelimesi kullanmış ve kendisinden sonra da infinitive yapısını kullanmış arkadaşlar. Bu kalıbı da bu şekilde ezberleyeceksiniz sevgili gençler. Onun haricinde başka da önemli bir şey yok. Bir yazalım arkadaşlar. Yani ekran görüntüsünü alalım. Nereye geçiyoruz bu kalıptan sonra? Güzel. Aldınız değil mi? Aldık hocam. Aldık sir. Yine her zamanki gibi cevap veriyorsunuz. Evet. Şimdi arkadaşlar, Verbs of Perception diye bir bölümümüz var. Oraya geçiyoruz ama oraya geçmeden önce küçük bir ara verelim. Arkadaşlar ben de bir çay alayım kendime. Ondan sonra ikinci dersimize devam edeceğiz. Şimdilik bir 10 dakika ara diyelim. Görüşürüz arkadaşlar.